Sigara öldürür seni. Pepsi yaşatır seni. İkisini aynı anda iç, ölümsüz ol. Bu gazozu senin başından aşağı dökerim. Kolaysa dön bakalım. Gazoz dedim salak, ne kolası? O bede bede karamela sebede terazi lastik cim lastik. Madem ellerimizi yıkadıktan sonra ellerimizi halıyı siliyorsak, o zaman bu halılar nasıl kirleniyor? Kaç kardeşsiniz evladım? Dört erkek kardeşiz teyze. Hepiniz oğlan mı? Yok abim kız. Anne kalk gidelim oğlanı sonra. Neymiş, plastik şişe doğada 5000 yıl sonra yok oluyormuş. Komik şey sizi. Birincisi kim o kadar bekledi de gördü? Biri bunu bana açıklasın. İkincisi daha dün sabah attım, bugün yoktu. Üçüncüsü 5000 yıl önce şişe mi vardı lan? Everest dağı bulutların üstünde ise üzerinde nasıl kar var? İki ay önce ailemize katılan Süleyman ismini verdiğimiz kaplumbağamız dün vefat etti. Aile arasında sade bir törenle arka bahçeye gömdük. Durduk yere öldüğü için aldığımız pet shop'a neden durduk yere öldüğünü sorduk. O da dedi ki, abi onlar kış uykusuna yatar, cevabını aldık. Hepimizin tekrardan başı sağ olsun. Millet WhatsApp'tan ses kaydı atar, sesi ponçik gibi çıkar. Ben WhatsApp'tan ses kaydı atıyorum, sanarsın iguananın biri can çekişiyor. Bence bütün çikolata fabrikaları sadık. Tat elle, al beni, sar elle. Anlam ya. Akrabalarımla iletişim kurmadığım için beni sessiz, sakin, içine kapanık biri zannediyorlar. Komik şey size. Sülaledeki tek şeytan benim ama sizin haberiniz yok. Sülaledeki tek manyak benim ama sizin haberiniz yok. Siz beni bir de arkadaş ortamımda görün. Hiç unutmuyorum. 8 yaşındayken kayboldum diye adımı camiden anons ettirmişlerdi. Ben de Allah beni çağırıyor sanıp ağlamıştım ya. Tövbe estağfurullah. Allah'ım ya. Ulan keşke orada öyle yapmasaydım ya. Ay ne kadar malmışım ya. Geçen gece yatağımda PUBG oynarken annemin ayak seslerini duydum. Şimdi gelip beni kontrol eder diye uyuyor numarası yapayım dedim. Bilin bakalım ne oldu? Uyuyor numarası yaparken uyuyakaldım. Allah'ım ya. Sabah bir kalktım telefonumun şarjı bitmiş. İşte biz de böyle bir denek almayız kardeş. Okula gidip öğrendiğim tek şey yeni küfürler. Çünkü o kadar mal var ki okulda, ilham geliyor. Her gün yeni küfürler üretiyorum. Ya ben küçükken yastıklardan yaptığım evlerin içine girince dünyanın en mutlu insanı olurdum. Şimdi ne hale geldim? Kaderim kaderim saydım. Kaderim kaderim saydım. Ben bu akşam da yatarım, öğlen de sabah da. Hayat böyle bir şey olsun anne. Herkes rahat bırak. Tamam mı? Buradan hoca şikolarıma sesleniyorum. Size güzel bir şarkı yaptım. Sen biz boşuna hiç ön sıralara oturtma. Kıyafetimize karışma. Gidiyoruz sonuçta. Sen de güle güle öyle sinirli konuşma. Matematikteki sonuçta iki denklem bir problem. La 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 biz de böyle değiliz. La 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 hep de böyle değiliz. Geçmişe dönme, notları değerlendirme. Daha mutluyuz biz. Birlerle ikilerle. Bizi kendi yoluna çağırıp bize bunları yapma.
2 son 3'te 2 atma bir kopya. La 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 bizde böyle değiliz. La 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 hep de böyle değiliz. Ya abi baba da var ya. Pardon bak ne ya? Ben sürekli her bölümden sana verecek miyim ya? Ya anne niye yaptınız bunu ya? Ben sürekli bununla bir şey mi paylaşacağım ya? Kankimle o an aynı şeyi düşünüyoruzdur. Birbirimize olan bakışımız da öyle. Bugün okulda kantinden tost aldım gidiyorum. Kankam dedi ki, kanka azıcık ucundan ısırabilir miyim ya? Tabii kanka ısırabilirsin buyur dedim. Bir ısırdı aha böyle. Bu ısırık değil kanka. Bu ısırık değil, bu balina ısırığı. Böyle bir ısırık olamaz. Hayır, o kadar büyük parçayı ağzına nasıl sığdırabildin ona şaşıyorum. Tostumun 3'te 2'sini yedin ya. Açlıktan ölecektim, eve zor yetiştim, annem yemek yapmış, 3 tabak yemek yedim ya. Komik şey seni ya. Git kendi tostunu kendin al ya. Ya bugün din dersi sınavında arkadaşıma kopya verirken hoca yakaladı. Ne yapıyorsun sen dedi. İslamiyet'i yayıyorum hocam dedim. Haklı değil miyim arkadaşlar ya? Bugün kankam sınıfta sesli bir şekilde kitap okuyor ve kitapta benim adım geçti. Sınıftaki herkes açıkta bir şey görmüş gibi bana böyle bakıyor. Sanki Türkiye'de tek Mert ben varım. Bu bir kamu spotudur. Yapılacak olan her sınav için dünyada tonlarca ağaç kesiliyor. Yeşili koruyalım, sınava hayır. Kanka ilk soru ne? C kanka. Tamam. Dördüncü ne? A. Tamam. Kimden aldın kanka? Kendim yaptım. Silgiyi ver, silgiyi ver. Hayatta en çok yapmak istediğim şey hoca dersi dinlemek istemeyen sınıftan çıksın dediğinde cool bir şekilde sınıftan çıkmak. Bazen dersi dinlemekle alakam yokken hocayla göz göze geliyoruz. Benim sıfatı eşkal ve teşkal böyle. Kimler benim gibi? Lanet olsun. Böyle ezberci bir eğitim sistemine 512 MB hafızan kaldı. Bir sayfa daha ezberlersen ana meme dedemi silmek zorunda kalacağım hafızamdan. Anne, yemekler var. Allah ne verdiyse. Oğlum, sınavda kaç aldın? Öğretmen ne verdiyse. İnşallah hoca bu konuyu anladınız mı dediğinde, evet anladık hocam diye yalan söylemek günah değildi. Yoksa cehennemin en ateşli, en VIP yeri bizim için hazır olacak. Hoca okuldan beklentin ne diye soruyor. Komik şey seni. Beklentin ne olabilir? Kapanmasını bekliyorum. Dişim ağrıyor diyor, acile gidiyorum. Popomu yine yapıyorlar ya. Ne alakası var benim popomla dişimin ya? Salak bunlar ya. Sen balık kafasını gördün. Buradan yavaş yürüyenlere sesleniyorum. Ya arkadaşlar bu yol siz yavaş yürüyün diye yapılmadı ya. Ya vallahi bu yavaş yürüyenlere ayrı bir yol yapmalar lazım. Ya o adam yürümez etmez beni kanser et. Vallahi çermeyi vuracağım en son hakikaten. Birinin beni kafama vura vura ders çalıştırması lazım. Böyle olmayacak. Her gün odama ders çalışayım diye giriyorum. Kendimi yatakta telefonla oynarken buluyorum. Sonra saate bir bakıyorum 12 olmuş. Sonra uykum geldi deyip yatıyorum. Bu düzen ne zaman değişecek ya? Kumurda ne gördün bacım? Doberman. Gel. Bil 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 bil. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Pazartesi Cuma'ya çok uzak ama Cuma Pazartesi çok yakın. Bence bu sistem bize işkence çektirmek için kuruldu. Ve biz bir oyunun içindeyiz. Hem de çok büyük bir oyunun içindeyiz.
Bugün şöyle güzelce bir ders çalışayım. Demek ders çalışmak istiyorsun. Evet, ders çalışmak istiyorum. Beni rahat bırakır mısın? Ben sana yapacağımı bilirim. Ne? Ne? Ne yapıyorsun? Hayır, 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 hayır. Neyse, yarın çalışırım ya. Evet çocuklar, 2 artı 2, 5 eder. Yeni ilk sıra Zeynep'in top... Mert! Efendim hacı? Uyuyor musun sen yine? Burası okul oğlum, okul uyuyacak yer değil. Komik şey seni ya. Hocam, madem okul uyuyacak yer değil, evde ders çalışılacak yer değil o zaman. Ödev vermeyin. Şu an saat gece 12 ve yarın yetiştirilecek olan teknoloji tasarım ödevi var. Ve şu an benim Uhu'ya ihtiyacım var, kartona ihtiyacım var ve bunu anneme nasıl söyleyeceğim hiçbir fikrim yok. Neymiş silindir yapacakmışız, neymiş küp yapacakmışız, neymiş icat yapacakmışız. Komik şey seni. Pardon da bu öğrencilere niye bu teknoloji tasarım dersiyle işkence çektiriyorsunuz hocam ya? Yeter ya, yeter ya. Ya bu akrabalarımın sürekli şunu demesinden bıktım. Okul nasıl gidiyor? LGS'den kaç aldın? Ben LGS'den 350 aldım ya. Düşükmüş. Komik şey seni. Pardon da sen bu hayatta ne becerebildin de beni eleştirebiliyorsun. Bilgisayarda silinen bir fotoğrafı geri dönüşüm kutusundan geri getirdim. Annem diyor ki sen niye bilgisayar mühendisliği okumadın? Komik şey seni ya. Enişte, enişte. Çay koyacağım, ister misin? Tamam, sen uyu enişte. Neymiş Özlem Liye diye bir kız varmış, beni taklit ediyormuş. Güzel şey seni. Buradan vejetaryen arkadaşlara sesleniyorum. Su içerken utanmıyor musunuz? O içtiğiniz şey balıkların eviydi. Kankamla birlikte yaptıklarımız, yaşadıklarımız böyle ahirette bir film gibi gösterilirken yanımdaki mele, bak şimdi bak burası çok heyecanlı, bak bak derim yani, öyle bir manyak hayatımız var ya. Ama ben kankamı çok seviyorum, o benim bir numaralı best friend'im. Bugün okuldan çıkmışım ama nasıl yorgunum. Gittim otobüse bindim, en köşeye oturdum. Neyse otobüs kalabalıklaşmaya başlıyor. Bir baktım yaşlılar biniyor. Neyse uyuya taklidi yapayım dedim. Uyuyorum. Şöyle bir göz ucuyla bakayım dedim. Bir baktım teyze bana böyle bakıyor. Diyor ki bu girişlerde de hiç saygı kalmamış. Komik şey seni. Pardon da otobüse kadar yürüyüp binmeyi biliyorsun teyzeciğim. Kısır günlerine gitmeyi biliyorsun. Altın günlerine gitmeyi biliyorsun. Dedikodu yapmayı biliyorsun. Ama koltukta bir genç görünce dedektör gibi böyle. Belki benim bacağım sakat. Belki benim kolum kırık. Niye bu gençlere önyargıyla yaklaşıyorsunuz? Bana artık laf yaptıklarında ben hamileyim diyorum. Efendim teyze. Kalk da artık biraz da ben yatırayım çocuğu. Ben hamileyim. Mert saat 12 oldu. Uyan artık, hadi kalk da bir ekmek al gel. Saat 12'deyim, saat 9 olmuş anne. Pazar günü sabahın köründe kaldırılır mı ya? Delireceğim ya, delireceğim. Bugün sınava girdik. Kankama dedim ki, kanka ben dün hiç çalışmadım ya, ne yapacağım? Diyor ki, kanka sen rahat ol ya. Ben sana sınavda gösteririm, relax ya. Rahat ol ya. Sınava başladık. Çocuğu dürtüyorum. Kanka hadi göstersene. Cevap vermiyor. Komik şey seni. Pardon da madem sınavda göstermeyeceksin, beni niye boşuna için umutlandırıyorsun? En azından sınavdan önce birazcık çalışırdın.
Şimdi size lisede yaşadığım bir anımı anlatacağım. Tabi heyecanlıyım, 9. sınıfa yeni geçmişim. Yeni yeni şeyler, farklı farklı şeyler göreceğim diyorum. Ve ilk sınavıma giriyorum. Sınava giriyorum ve ne göreyim? E şıkkını görüyorum. 5. şık. Benim sıfatı eşkal teşkal böyle. Komiksiniz ya. Hocam sorularla şaşırtlığınız yetmiyor, bir de 5. şıkkı koyarak daha da mı şaşırtmayı düşünüyorsunuz acaba? Bu hocalardan bizim çektiğimiz ne ya? Galiba üniversitede falan 6. 7. 8. 9. 10. şık falan çıkar artık. Arkadaşlar buradan herkese Allah kolaylık versin. İlkokulda 10 dakikalık teneffüste saklambaç oynar, üzerine bir de yakalambaç oynardık. Şimdi teneffüse gitsem mi diye düşünürken 10 dakika geçiyor. Abisi olanlar iyi bilir, sen ona şakasına bir yastık atarsın. O sana karşında şu koltuk takımını atar. Bu abiler niye böyle ya? Orada da çoranım kalmış. Alt tarafı bir okuma yazma öğrenecektik ya, konu nerelere geldi? Yok 8. sınıf, yok 9. sınıf, yok 10. sınıf. Ben okuma yazmayı öğrendim, daha ne işim var okulda? Neymiş bunlar, bize hayatta lazım olacakmış. Komik şey seni. Pardon da X ile Y'nin toplamı benim hayatımın neresine lazım olacak? Hocam, X artı Y eşittir Z. Hocam bunlar benim hayatıma çok lazım olur. Lütfen daha fazla anlatın ya. Okula gitmek yordu, bak bu bedenimi. Sınavlar girdikten sonra gülmedin eskisi gibi. Nereden nasıl başlarsam ödevler pek kolay bitmeyecek. Bana fark gibi geldi, hocalar notları ok gibi karnıma saplayacak. Nasıl notları düşürür ki insan, ben gibi öğrenci yapılmaz anlayacak. Bana bir söz ver hadi sen de, sınavları asla kazık sormayacağım. İyi ki bir sakallarını kestim ya, hiç kimse beğenmedi. Bir de diyorlar ki birinin babası gibi olmuşsun. Komik şey seni. Sesinize mi konusun?